Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf matematik ders kitabına ait arkadaşlar, kitabında yer alan sıra sizde sorularını ve örnek sorularını çözmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, daha öncekileri de çözdük. Hemen hatırlatmamı da yapayım. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda hem konu anlatımları arkadaşlar, hem de konularla ilgili örnek soruları çözümlerini bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Kitaba ait tüm sıra sizdeler. Ön değerlendirme soruları ve alıştırmaları çözmeyi planlıyorum. Keza konu anlatımlarında arkadaşlar, tüm yeni müfredat için. Umarım bunları tamamlarım. Bu oynatma listesinde tamamını görürsünüz. 9, 10, 11, 12, 12. sınıflar dahil. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar bakıyorum, baya sevimsiz gibi gözüken aslında çok da güzel bir soru. 1 bölü kök 5 artı kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 artı 1 bölü kök 2 işleminin sonucunu bulunuz. Ya arkadaşlar, ben zaten değil mi, bütün eğitim öğretim hayatım boyunca önce bir doğal sayıları öğrendim. Her şey yolundaydı. Tam sayıları öğrendim. Tamam. Sonra hayatımıza rasyonel sayılar girdi, böyle bölümlü bölümlü. İşler karışmaya başladı değil mi? Pek sevmemeye başladı. Sonra hadi onları da birazcık hallettik diyelim. Sonra karşımıza köklü sayılar çıktı. İş de iyice sardılar. Yani bunu şunun için diyorum. Hem köklü sayıları sevmiyoruz. Köklüler var. Hem de rasyonel sayı. Arkadaş ben bunu nasıl yapacağım? Bir kere rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi güzel. Ne yapmam lazım? Paydaları eşitlemem lazım. İyi de arkadaş, ben bunların paydalarını eşitlemeye kalksam yandı keten elva. İşin içinden çıkamam. İşte sevgili arkadaşlar, herhangi bir rasyonel sayıda, rasyonel ifadede payda kısmında irrasyonel bir sayı görüyorsan, biz köklü sayılara ne diyoruz? İrrasyonel sayı diyoruz değil mi? A bölü B şeklinde yazanladığımız ki bir sonraki ünitemizde sayı kümelerini de göreceğiz zaten. Arkadaşlar derdimiz paydayı, payda kısmını rasyonel yapabilmektir. Ve netekim ben sana yine konu anlatım videolarında anlatmıştım. Köklü sayıların ilacı arkadaşlar eşleniğiyle çarpmaktır. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam sonuç 5 yapar. Bakın A eksi B, A artı B şeklinde yazılan ifadelerin de birbirlerinin eşleniğidir. Çünkü karesi karesi şeklinde alır, kare kökten kurtulursun. Velhasılı kelam. Bak yukarıda da bir örnek olarak verilmiş. Arkadaşlar ben bu arkadaşın paydasını rasyonel sayı yapabilmek üzere kollarımı sıvıyorum ve kök 5 eksi kök 3 ile çarpıyorum. Çünkü bunun eşleniği budur. Bak hem payı hem de paydayı çarpacağım. Çarpalım. Şimdi 1 ile çarptığım için yukarısı kök 5 eksi kök 3. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşım, hemencecik Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Ne dedik? 8. sınıfta da öğrendiğim bir özdeşlik vardı. A artı B ile A eksi B'yi çarparsan A kare eksi B kare olur. Bir başka deyişle köklü bir sayıdan A, köklü sayı çıkartıyorsun. Yine aynı iki sayıyı, aynı iki sayı olmak şartıyla bir sefer de topluyorsun. Çarparsan bu arkadaşların bak kareleri eksi karesi. Bunun karesi eksi bunun karesi olur. O zaman ne diyeceksin? Bak kök 5 ile kök 5'i çarptığında 5'in kök 5'in karesi 5 eksi kök 3'ün karesi de 3. Anlaştık, güzel. Artı aynı muameleyi sevgili şu arkadaşa da yapıyorum. Bunun eşleniği kim? Bunun eşleniği de kök 3 artı 1. Bak hem paydayı hem payı çarpıyorum. Payda da 1 olduğu için kök 3 artı 1 oldu. Bölü. Bak bunu çarpıyorum beni. Payda da kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi de 1. Bu arkadaşa ne yapacağım? Arkadaşlar bunun eşleniği kim? Artılısı eksilisi yok. Ha çok canın çekiyorsa bunu şöyle gör. 0 diye. Kök 3 artı 0 ile çarpıyormuşum gibi düşün. Ama kafanı karıştır. Hiç böyle düşünme. Bunun eşleniği de direkt kök 2'dir zaten. Çünkü kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kökten kurtulur. Bakın sevgili arkadaşlar, ben kafama göre yapmıyorum değil mi? Ne yapıyorum? Kesri genişletiyorum. Hem paydayı hem payı çarpıyorum. Ben mesela istesem yukarıyı 721 ile aşağıyı da 721 ile çarparım. Hiçbir şey değişmez. Ama 721 ile çarpmanın ne anlamı var ki? Ne işime yarayacak? Hayır. Değil mi? He, o zaman manalı bir şeyle çarpmalıyım. Manalı bir şeyle genişletmeliyim. Kök 2 ile genişletirsem muradıma eriyorum arkadaş. Kök 2 ile genişletirim bunu.
artı kök 2 ile çarptım kök 2, kök 2 ile kök 2'yi çarptım, efendi efendi 2'yi buldum. Benden kralı yok. Güzel. Gel biraz daha genişletelim olayı. Kök 5 eksi kök 3 bölü 5 eksi 3 2 artı kök 3 artı 1 bölü 3 eksi 1 2. Şaşırdık mı? Hayır. Bak kolay işlem yapalım diye kök 2 bölü 2. Arkadaşlar şimdi benden kralı yok. Benden kraliçesi yok. Benden mutlusu yok. Neden? Bir işlem yapacağım ve paydaların hepsi de 2, 2, 2. Hoş, bir tanesi 1 olabilirdi. 2 ile genişletirdim. Orada da sıkıntı yok. O zaman bütün pay kısmını yazıyorum. Kök 5 eksi kök 3 artı var. Artı kök 3 artı 1 artı var artı kök 2. Bölü 2. Kabul mü? Kabul. Arkadaşlar eksi kök 3 artı kök 3 toplama çıkarma var. Bu arkadaşlarla bir vedalaşıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Kök 3'ler gitti. Yukarıda kök 5 var. Kök 2 var. Kök 5 artı bir tane kök 2 var. Tamam. Artı 1 bölü 2. Biraz da uzun bir ifade oldu ama daha da çok sadelesin isterdik. Herhalde şey için istenmiş bu da. Şu arkadaşını da genişletelim diye. Şuradan kök 2'yi de yok edebilseydik güzel olurdu ama ne yapalım? Olmadı. Kök 4 kök 2 yapsaydı o da biraz şey olurdu. Bu arkadaşlar ben bundan daha sadesini görmüyorum. Ha öğretmenim yukarıdaki devam etmez mi? Edemez arkadaşlar. Çünkü bak bu rasyonel sayı, rasyonel sayı irrasyonel. İrrasyonel, rasyonel. Rasyonel bir sayı ile irrasyonel sayı ne toplanabilir ne çıkartılabilir. Hayatlarının sonuna kadar öyle kalır. İki tane rasyonel sayı da irrasyonel de çıkartılamayabilir. Mesela bu arkadaşlar hayatının sonuna kadar böyle kalırlar. Kök 3'den kök 2'yi çıkartamıyoruz. Tam değerini bilmiyoruz ki. Bileydik çıkartırdık yani. Aynı şekilde 2'den kök 2 de çıkamıyor arkadaşlar. Bu böyle kalıyor. En fazla şunu diyebilirsin. Bunların arasında şu kadarcık mesafe var falan. Yaklaşık 0.6 falandır bunların arasındaki mesafe gibi yaklaşımlar gösterebilirsin yani. Anlaştık. Güzel. Cevabımız budur. En kısa yazdığımız şey budur. Hatırlatmalarımızı yapalım. Buraya oynatma listelerininkini koyduğumu hatırlattım arkadaşlar. Hem kitaba ait soruları arkadaşlar hem de ön değerlendirme alıştırmaları burada bulabilirsiniz. Alıştırma, ön değerlendirme sorularını da konu anlatımlarını da yine buraya koyacağım. Ayrıca arkadaşlar eski müfredat diye sırtınızı çevirmeyin. Buradaki testlerde de arkadaşlar bu konulara ait çözümler var. Bu kimisi kolay, kimisi zor. Bunları da çözmenizi tavsiye ederim. Özellikle kazanım kavrama testleri ve dört dörtlük konu pekiştirme testleri benim arkadaşlar favorilerimdir. Dört dörtlükleri çözmeden ne bir sınava girin ne de ders çalışın. Anlaştık mı? Harika. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.